Ayın uzaklaşma zamanı geldi. Mor bufalolar mevsimleri izler. Onlar eski geleneklerle yolculuk eder. Burada olmaları gerekirdi. Ama görebildiğim kadarıyla... Ne bir işaret, ne bir iz var. Hiçbir şey yok. Sanki mor bufalolar buraya hiç gelmemişler gibi. Ben de hissediyorum. Nedir o Atreyu? Tehlike. Nedir bu? Ve nerede? Onu göremiyorum. Hiçbir yerde efendim. Ve her yerde. İşe yaradı bu. O da neydi öyle? Bir koca baba. Nasıl yapacağımı Atreyu söylemişti ve işe yaradı. Bundan hiç kuşkun olmasın. Affedersin baba. Ah bu çocuk. Bunu Atreyu'ya göstermek için sabırsızlanıyorum. Bay Koriander. Ben bir koca yaptım. İşte bu harika bir şey. Hadi bir kitap al. Şu anda hesaplarla uğraşmak zorundayım. Basri'nin en iyi ve gerçek arkadaşı Atreyu, halkı ile birlikte okyanus çayırlarında yaşardı. Bir zamanlar sayısı bilinmeyecek kadar çok mor bufalanın yaşadığı uçsuz bucaksız çayırlarda. Bir zamanlar mı? Yeşil derililer mor bufalalarla yaşardı. Sadece ihtiyaçları kadar alınırdı. Kabilemizin sonunu görüyor musun Bastien? Ha? Halkınıza ne oldu böyle? Zayıf görünüyorlar ve aç. Mor bufalolar gitti ve onlar olmaksızın biz bir hiçiz. Gittiler de ne demek? Binlercesi vardı. Gittiler işte. Rüzgar gibi geçip gittiler. Tıpkı kahraman Atreyu gibi. Atreyu da mı gitti? Ama nereye? Nasıl? Bunu sadece rüzgarın ruhu bilir. Atreyu 2 ay önce bu falı bulmak üzere gitmişti. Ve bir daha dönmedi. Yaralanmış olabilir. Belki başı derttedir. Oralarda bir yerde olmalı. Onu bulmak zorundayım. Artex! Gel Bastien. Seni sahibimin kaybolduğu yere götüreceğim. Oho! Yavaş ol Artex, öyle hızlı gitme. Daha yavaş gidersen Bastien, o zaman ilerleyemem. Dizlerinle sıkıca tutun ve benim gibi hareket et. Galiba buna dayanmam gerekiyor. Aa! Evet Bastien, kamp yapmak için güzel bir yer. Sadece gece yürüyenler. Hiç merak etme, bizden uzaktalar. Hadi uyu şimdi. Yarın gitmemiz gereken uzun bir yol var. Gavalo'nun boynuzu. Gavalo'nun boynuzu. Ha, ne dedin? Bufaloları kurtar. Tozu kullan. Ama ben nasıl... Bufaloları kurtar. Tozu kullan. Peki nasıl? Nerede onlar? Hayatın olduğu yerde her zaman umut vardır. Demek bir düş değilmiş. Uyan Artex, bufaloları kurtarmalıyız. Yürü.
İşte tam burada oldu. Ben uyandığım zaman efendim ortadan yok olmuştur. Atreyu alan da buydu. Eğil çabuk. Daha önce böyle bir şey hiç görmedim. O şeye girmem gerekiyor artık. Sen bu işi bana bırak. Atla hadi. Her zaman yakınınızda olacağım. Adım Atreyu. Bir savaşçıyım ve... Senin kim olduğunu biliyorum. Küçük adam. Son derece cesursun. Son derece onurlusun. Ama bu arada 5 para etmezsin. Mor bufalolara ne yaptığını öğrenmek istiyorum. O zaman sana bunu anlatmak zorundayım. Endişelenmene hiç gerek yok. Değerli bufalolarınız oldukça güvendeler. Tabii şimdi bit. Ama eğer yanlışlıkla... bunu düşürürsün... Hayır! Onu yok edecek falan değilim. Çünkü bu keyifsiz bir şey olur. Ve savurganlı. Sana ne gördüğümü söyleyeyim delikanlı. Halkının sonunun geldiğini görüyorum. Okyanus çayırlarının yok olduğunu görüyorum. Bütün fantazinin tamamen yok olma tehlikesi içinde olduğunu görüyorum. Ne kadar zavallı. Onu diğerlerinin yanına. Bırakın beni. Korkmayın. Gemide bize yardım edecek bir dostumuz var. Atreyu! Neredesin? Basti! Seni bir daha göremeyeceğimi sandım Atreyu. Duydunuz mu? Sürgüyü kaldırmadan içeri girdi. Bize yardım edecek olan kişi kendini bizimle birlikte içeri kilitledi. Sadece bu kadar da değil. Onun gibi küçücük bir çocuk İksaidan'ın devlerine karşı ne yapabilir ki? Özellikle bir soluk benizli çocuğu. Onu bir böcek gibi ezebilirim. İndirin beni. Pestine dönecek. Aferin sana böcek. Sen çok akıllısın. Belki hala bir şansımız vardır. Ha? Sakın gemiyi durdurma. İksaidan'ın devleri kuşkulanıp gelebilir. Siz hemen bir plan yapın. Ben Atreyu'nun işini de üstlenirim. Ha? Hain büyücü en kötü büyüsünü kullanarak mor bufaloları bir elmasın içine hapsetmiş. Biliyorum. Onları nasıl kurtaracağımı da biliyorum. Gavala'nın boynuzu. Nereden aldın bunu? Ne olduğunu biliyorsan kimin verdiğini de bilirsin. Ulu bufalo ruhu. O efsanelerde yaşar. Halkımdan hiç kimse onu görmemişti. Neden sen? Bunu sormak aklıma gelmedi. Bana dedi ki bufaloları kurtar. Tozu kullan. O zaman öyle yapmalısın. Ben mi? Ama o sizin ruhunuz. Senin yapman gerekir. O seni seçti dostum. Ama biz kim oluyoruz da bufalo ruhunun dileğini sorguluyoruz ha? Doğru. O seçmesini biliyordu. Eğer hatırlıyorsan ben kendimi buraya kilitledim.
O zaman seni buradan çıkaralım. Ne yapıyorsun? Yiyecek, yiyecek istiyoruz. Kapının arkasına geç çabuk. Yiyecek verin yoksa çalışamayız. Galiba bunun anlamı işe geri dönün demek ha? Bastian Baltazar Box, sevgili Yeşilderili dostunu kurtarmak için buralara kadar gelmiş. Gelmen beni onurlandırdı doğrusu. Fantazyanın sonunun başlangıcına tanık olmayı sen herkesten daha çok hak ediyorsun. Ve işte gördüğün gibi, bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok Bastian. Şuna bir bak. Önemsiz bir çekirge. Bir günde kendi ağırlığının 10 katını yiyebilir. Şimdi düşün. Eğer her çekirge bir bufala büyüklüğünde olursa milyonlarcasını göz önüne getir. Yok etme güçlerini hayalinde canlandır. Yapacağın büyü bu bufalaları doymak bilmez birer dev çekirge haline dönüştürecektir. Ve her şeyi kemirecekler. Bütün bitkileri. Çayırdaki her yaprağı. Okyanus çayırlığı yok olacak demektir. Hem de bir günde. Yeşil deriller sonsuz bir çölün ortasında kaybolacak. Ve böylece yarattığım bela Fantazya'nın her köşesine yayılacak. Anlıyor musun? Hiçbir şey kalmayıncaya kadar yiyecek, yiyecek bitirecekler. Bunu yapamazsın İksaida. Mutlaka sana engel olacak. Ha? Götürün onu çalışsın. Hayır, bırakın beni. Yakında sevgili. Çok yakın. İşte bu Bastian. Bizi kurtarmak için geri döndü. İşe yaramadı Atreyu. Toz bufalaları kurtaramadı. Eğer bufala ruhunun verdiği toz işe yaramadıysa o zaman umut kalmadı. Umut her zaman vardır. Hala yaşıyoruz öyle değil mi? Bufalalar, halkım, ülkem, dünyam yıkıldı. Vazgeçemeyiz. Yine denemeliyiz. Peki biz ne olacağız? İnanmamızı söylemiştin. Şimdi ne diyorsun böcek? Hey teneke adam! Sen bir hurda yığınından başka bir şey değilsin. Zavallı bir paslı demirsin. Beyinsizin tekisin. Solucan kılıklı. Beni duydun değil mi kova suratlı? İşe yaramaz pislik, aşağılık yaratık. Sen koca bir demir yığınısın, işte o kadar. Artık etmiyorsunuz, gidebilirsiniz. Siz gelmiyor musunuz? Hayır. İyi o zaman. Bastian ve Atreyu ismi her zaman hatırlanacaktır. O kadar uzun yaşayacağımı sanmıyorum. Dinle Atreyu. Bufalaları kurtarmayı başaramamış olabilirim. Ama eğer kristali İksaida'nın elinden alabilirsek hala Fantazya'ya yardım etme şansımız var demektir. Sende savaşçı ruhu var arkadaşım. Aferin sana Atreyu. Bu onları oyalayacak. Ne? Neden durduk şimdi? Ah oh, tanrım kaçıyor ne? Ama bu... Yeşil deri.
ve... Ah! Kristalim! Hemen bulun! Benim sevgili kristalimi bulun! Hadi gel Bastin! Onları buraya getirin hemen! Fantaziyi kurtarmak için kristali yok etmeliyiz! Hayır! Eğer onu yok edersen mor bufaloları da yok edersin! Bufaloları kaybettik zaten! Onlarla birlikte halkımı da! Ama ya bufalo ruhu? O dedi ki bufaloları kurtar, tozu kullan! Belki hala bir çare vardır! Bastin, tuzağa düştük! Yapacağımız başka bir şey yok! Bekle! Hayır! Onu İksayida'ya geri vermeliyim! Ne? Onun bana ait olduğunu biliyorsun, değil mi? Seni hain! Ne yapıyorsun? Bırakın beni! Artık sonun başlamasının zamanı geldi. Hayır! Ne yapıyorsun sen? Sonunda bufalo ruhunun ne demek istediğini anladım. Bufaloları kurtar, sonra tozu kullan. Sadece İksayida'nın büyüsü bufaloları kurtarırdı. Böylece ben de tozu kullanabilirdim. Hadi yardım edin. İksayida artık okyanus çayırlığında yelken açamayacak. Bufalo ruhundan bunca yardım aldıktan sonra kocan işe yaradı. Baksana, sürü geri dönüyor. Evet, doğruca üzerimize geliyorlar. Kesinlikle. Önce sen arkadaşım. İki kez söylemen gerekmez. Geri döneceğim. İşte o zaman fantazya benim olacak.
Her şey normale döndü. Senin sayende dost. Bana teşekkür etme. Bufalo ruhuna teşekkür et. Akıllıca bir seçim yaptım. Yaşlılar Atreyu'ya yolculukta neler öğrendiğini sorduklarında onlara dedi ki hayatın olduğu yerde her zaman umut vardır. Bastian ve Atreyu okyanus çayırlarında daha pek çok serüven yaşadılar. Ama o da başka bir bölümde.